Onlar sana hizmetle hayat buldular. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İtaat et ki ganimet elde edesin. İnsanlardan Allah'ın rahmetine en layık olan kimse, onların en çok itaat edenidir. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, Allah'a itaati iç giysin karar kıl, dış giysin değil. İmam Ali Aleyhisselam, itaatle talih yönelir, itaatle kurtuluş hasıl olur. İtaate koş ki mutlu olasın buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. Şüphesiz münezzeh olan Allah, acizlerin kusur ettiği yerde itaati, zeki insanların ganimeti kılmıştır. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Güçlü olunca Allah'a itaat hususunda güçlü ol ve zayıf olunca da Allah'a isyan hususunda zayıf ol. Yine buyurdu ki, nefsin Allah'a itaat hususunda sana yardım ettikçe onu saygın tut. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam bir duasında şöyle buyurmuştur. Allah'ım, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e salat gönder ve bizleri tevfikinle itaat yoluna, iyilerin makam ve menzillerine erişmeyi kolay kıldığın kimselerden karar kıl. Onlar sana hizmetle hayat buldular, mukarreb oldular, yani yakınlaştılar, değerlendiler ve süslendiler. Hazreti Ali buyurdu ki, Allah'a itaatte direniniz ve hayırlı işlere koşunuz. İnsanların en çok hayır dileyeni, en çok kendi hayrını dileyen ve Rabbine en çok itaat edendir. Allah'ın sevgilisi bir hadis-i şeriflerinde buyurdu ki, Allah nezdinde olan şeylere itaat dışında bir şeyle ulaşılmaz. Hazreti Ali, nefsini Allah'a itaat üzere tutarsan, onu saygın bilmiş, isyan üzere tutarsan, onu hor kılmış olursun buyurdu. Yine tüm hallerde münezzeh olan Allah'a itaat et ve göz açıp kapatıncaya kadar kalbini onun ümidi ve korkusundan boş tutma buyurdu. Hazreti Ali, hakkında cehalet özrünü getiremeyeceğiniz kimseye itaat ediniz buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dostu, peygamberle akrabalık bağı uzak olsa bile Allah'a itaat eden kimsedir. Hazreti Muhammed'in düşmanı ise peygambere akrabalık bağı yakın olsa bile Allah'a isyan eden kimsedir. İmam Hadi aleyhisselam şöyle buyurdu. Her kim yaratıcıya itaat ederse, yaratığın hoşnutsuzluğu ve gazabından dolayı korkuya kapılmaz. Hazreti Ali, gerçekten de siz içinizden ölen kimselerin gördüğünü görseydiniz, feryat eder, inleyip sızlardınız. Korkar, dinler, itaat ederdiniz. İmam Ali aleyhisselam, Harisi Hemdani'ye yazdığı bir mektupta şöyle buyurdu. Bütün işlerinde Allah'a itaat et. Çünkü Allah'a itaat etmek, onun dışındaki her şeyden faziletlidir.